Merhabalar arkadaşlar, Güzellik Sizleri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle, eğer ki başta okuduysanız hepinizin merak içerisinde olduğu dördü bir arada 50 kuruşa ürünlerimizi arkadaşlar yapacağız. Bunların hepsi bizim hijyenimiz için, steril olmamız için, sağlığımız için yapmamız gereken ürünler ve ev ortamında ne kadar ekonomik bir şekilde hazırlayabileceğimizi sizlere göstermek istedim. Bugün neler yapacağız? Hemen onları sayalım. Bugün arkadaşlar öncelikle bizim hijyen konusunda olmazsa olmazımız el dezenfektanımız yapacağız. İkinci formülümüz olarak arkadaşlar yine olmazsa olmaz. Hepimiz dışarıya çıkmıyoruz artık, evlerde kalıyoruz. Fakat evlerde de yaşadığımız kişilerle, ailemizle ortak kullandığımız alanlar var. Mesela bunlara en güzel örnek kapı kolları, lambaları arkadaşlar, açma kapama alanları, cep telefonlarımız elimizden düşmüyor, sürekli elimizde ve üzerinde mikroorganizmaların yaşaması için gerçekten çok güzel bir ortam. Ev içerisinde yaşayan bireylerle ortak kullandığımız bir diğer nokta ise televizyon kumandaları arkadaşlar. Kumanda birimizin elinden diğerimizin eline gidiyor ve bu gerçekten birimizde eğer ki bir mikrop varsa diğerimize bulaştırmak konusunda çok yaygın yollardan biri arkadaşlar. Onun dışarısında arkadaşlar bilgisayarlarımızın klavyeleri, özellikle mouse'umuz, sürekli elimizin içerisinde kavradığımız bir alan ve hani bilgisayarın başındayken insan bir anda kendini kaybedip acaba yüzüme mi dokundum, gözüme mi dokundum, bunu arkadaşlar kontrol edemeyebiliyor. Bu yüzden mouse'lardan mikrop yayılımı gerçekten çok aşırı derece fazla. Bu yüzden arkadaşlar bu yüzeyleri güzel bir şekilde temizlemeyi, arıtmayı düşünüyorum ve sizlere verebileceğim çok güzel bir püf noktalar var. Biz gece yatarken mikroplar uyumuyor. Peki biz mikropları nasıl yakalayacağız? Bunun püf noktasını da size vereceğim bu formülümle. Evet arkadaşlar, üçüncü olarak da ev yapımı pratik, çok hoşunuza gideceğini düşündüğüm kolonyamız var. Dördüncü olarak arkadaşlar, dışarıdan vücudumuzu koruduk, temizlik koşullarına dikkat ettik. Peki bu mikroplar ilk geldiğinde vücudumuza nasıl giriyor? Üst solunum yollarıyla ya da arkadaşlar ağız yoluyla giriyorlar. Bu yüzden gırtlağımızı temizlemek için, boğazımızı temizlemek için çok güzel bir gargara hazırlayacağız. Hadi şimdi yapılışlarına geçelim. İlk önce arkadaşlar ben size dezenfektanımı yapmak istiyorum. Dezenfektanım için arkadaşlar gerekli olanlar, önünüzde görmüş olduğunuz gibi üzüm sirkesi kullanacağım arkadaşlar. Elma sirkesi de siz kullanabilirsiniz. İkisi de burada kullanılıyor. İşte dezenfektanımızı yapmakla başlayabiliriz. Bunun için arkadaşlar kullanacağım malzemeler burada. Öncelikle arkadaşlar şöyle yarım çay kaşığı kadar arkadaşlar ben karbonatımı kabımın içerisine alıyorum. Bunu ekledikten sonra arkadaşlar içerisine 2 kaşık limon suyumu ilave ediyorum. Ve arkadaşlar içerisine yine 1, 2, 3, 4, 5 kaşık kadar sirkemi ilave ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir tepkime oluştu. Sizler de görüyorsunuz. Şimdi bu arkadaşlar güzelce bunu karıştırıyoruz. İçerisine çok az arkadaşlar su da ilave edebilirsiniz biraz serinletmek için. Ben şöyle kaşığımın yardımıyla 1, 2, 3, 4, 5 kaşık da arkadaşlar su ilave ettim. Ve arkadaşlar bunu kullanacağım normal ağzı spreyli kapların içerisine alacağım. Günde arkadaşlar sınırsız bir şekilde ellerinizi, eğer ki açık yeriniz yoksa, yanığınız yoksa, cildinizde bir hastalık yoksa, deri hastalıkları kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ikinci tarifimize geçelim. İkinci tarifimize demiştik ki evimizi temizleyecek bir tarif istiyoruz. Evimizi temizlemek için neler yapacağız? Bunun için arkadaşlar mucize 2 tane ürünümüz var. Tabii ki bunlardan birincisi olmazsa olmazı sirkemiz. Şöyle. Bu sefer arkadaşlar tatlı kaşığı kullanıyoruz.
1, 2, 3, 4 tatlı kaşığı kadar sirkemizin içerisine arkadaşlar. Sürpriz bir şey karıştırıyoruz. Tabii ki de gözüyor. Şöyle alalım. Bir, iki, iki kaşık kadar arkadaşlar göz suyu karıştırıyorum. Şimdi hani diyeceksin sirke çok kötü kokuyor, sürekli bunun kokusu bizi rahatsız edecek. Burada arkadaşlar göz suyuyla karıştırdığımız için emin olun sirkenin o keskin kokusu hissetmiyorsunuz. Göz suyu daha çok baskın bir hale geliyor ki hani yarım ölçü kullanıyoruz. Şöyle karışımım da hazır. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Sırada tabii ki de kolonyamız var. Kolonyamızın yapımı için arkadaşlar kullanacağım malzemeler çok basit ve gerçekten çok kolay. Bunun için arkadaşlar portakal ve limon sularını kullanacağız. Ve içerisine yine olmazsa olmazımız sirkeyi ilave edeceğiz. Hemen başlayalım. Şöyle arkadaşlar 1, 2, 3... 4 kaşık limon suyunun içerisine 1, 2, 3, 4, 5, şöyle 6 kaşık arkadaşlar portakal suyumu ilave ediyorum. Ve 1, 2, 3 kaşık elma sirkemi ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi birazcık böyle asitler, C vitaminleri tepkime verdi. Bu arkadaşlar hazır bir durumda şu anda kolonyamız. Evet arkadaşlar şimdi dördüncü hazırlığımızı yapmaya geldi. Gargara yapacağız. Gargara için arkadaşlar şöyle önümde çok güzel bir kaya tuzu, deniz tuzu var. Bu tuzdan arkadaşlar şöyle tepeleme bir kaşık kadar içerisine alıyorum. Ve arkadaşlar yine burada olmazsa olmazım sirkemden bir kaşık kadar ekliyorum. Hatta birazcık daha ekleyebilirim. Çünkü benim kaşığım küçük. Siz bir tatlı kaşığı olacak kadar ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve üzerine ılık suyumu ilave ediyorum. Şöyle bunu güzelce çözmeye çalışalım. Burada tabii ki de su miktarını daha da arttırabiliriz. Daha hızlı çözülmesini sağlamak için. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok pratik bir şekilde tariflerim hazır. Dördü bir arada 50 kuruşa sizlerle arkadaşlar bu tarifi deneyebilirsiniz. Daha doğrusu bu tariflerimi deneyebilirsiniz. Evde temizliğinize, hijyeninize özen gösterin. Eğer ki arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sevdiklerinizle paylaşmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Hala da kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. İyi günler.